Said Nursi diyor, kahraman ordu diyor ve imanlı millet. Evet. Türk ordusunu kahraman diyor. Kahraman ordu diyor. Ve imanlı millet. Hakikat hali göreceği diyor. Ve bu dehşetli komitenin diyor, yani bizden uğraşan iddia edilen Ergenekon örgütünün gücünün kırılacağını, bunların Türklüğü ve Türkçülüğü geçici olarak kullanacaklarını belirtiyor Said Nursi. Ama 70 yıl önce söylüyor bunları. Yani Türklüğü ve Türkçülüğü muhakkaten kullanır. Fakat başarılı olamaz, geri çekilirler diyor. Kahraman ordu diyor, dizginleri diyor, ele geçirdi diyor, rivayetlerden anlaşılıyor diyor. Evet. Değil mi? Evet, inşallah. Yani bu deccali sistemi Türk ordusunun tepeleyeceği belirtiliyor inşallah. İnşallah. Ki burada da ordumuz mesela çok cansiperane tavır koydu. İddia edilen Ergenekon örgütüne karşı da. Evet. Değil mi? Demokrasi konusunda da. Evet. Mesela çok ılımlı, sıcak, örnek bir tavır sergiliyor maşallah. Evet. O yüzden de dünyanın her yerinde bizim ordumuz biliyorsunuz sevilir. Evet. Afganistan'a bir gelir, o eline gelen bağrına basar Mehmetçik diye. 10 tane bile olsa hava düşürüyorlar. Herkes evine götürüyor, yemek yedirmek istiyorlar. Yani paralanırlar. Fas'ta, Tunus'ta, Cezayir'de nereye gidersen git. Irak'ta. Gelsin de Türk ordusu gelsin diyorlar. Başka bir ordu istemiyoruz diyorlar. Amerikan askeri Türk askeri forması giyerek gezebiliyorlar Afganistan'da. Yani tabii ki biz istemeyiz. Yazık onlara da biz yani. Kimseye, Afganlı kardeşlerimize de zarar gelsin istemeyiz. Onlara da bir zarar gelsin istemeyiz. Ama Türk üniforması giyerek gezebiliyorlarmış. Mesela arabalarına Türk bayrağı yapıştırıyor Amerikalılar. Rahat gezebilmek için Afganistan'da. Çünkü seviyor Afganlar Türkleri. Ay yıldızı gördün mü bitti. Afganların bütün diye muhabbeti müthiş depreşiyor böyle. Bunlar güzel gelişmeler. Demek ki biz ahlakımızdan seviniyoruz millet olarak. Dindar, efendi, mert, delikanlı millettir. Güzel huyludur, çok sevecendir. Vicdanlıdır. Çok vicdanlıdır, evet. Merhametleri çok. Mesela Türk ordusu gibi böyle ince ince hesap edip şefkatle yaklaşan hiçbir ordu yoktur. Mesela gider direkt bombalar yakar yıkarlar. Orada bakıyor mesela orada siviller var mı? Kimseye zarar gelecek mi? Aman şöyle olsun. Kıl kırk yarıyorlar. Yani çok çok özen gösteriyorlar. Evet. Değil mi? Maşallah. Tabii. Mesela o PKK'nın kullandığı bir köprü falan vardı bir şey vardı. Onlar bombalanacaktı. Evet. Çok itina ettiler. Sivile bir zarar gelmesin. Kimseye bir zarar gelmesin diye. Yani can kaybı olmasın diye. Çünkü evet, amaçlıyor sadece o köprüyü aşağı indirmek. Öbür ülkelerde öyle olmuyor. Adam vurduğuna indiriyor. Orada çocuklar, kadınlar duruyor. Birçoğunda öyle yani. Pek seçim yapmıyorlar. Ama bizim ordumuz maşallah çok titizdir. Eğitimleri de çok güzel. Çok olgundurlar. İnşallah daha da iyi olacaklar. Şimdi bakın görüyorsunuz cenaze namazlarında bütün orgeneraller, paşalarımız, aslanlarımız. Evet, çok çekiyor. Hepsi ama. İşte Genelkurmay Başkanı da dahil olmak üzere. Diziliyorlar. Tabii ön sıflarda böyle çok güzel. Tadili erkanla, sünnete uygun, mükemmel namazlarını kılıyorlar. Evet. Hani ordu dinden eksik yetiştiriliyordu, dini bilgide eksikti. En evet, ufak bir hata yapmadan mükemmel, abdestlerini en mükemmel şekilde alıyorlar. En mükemmel şekilde namazlarını kılıyorlar. Cenaze namazını herkes bilmez. Orada öğretiyorlar birçok kişiyi cenaze namazını. Evet. Hepsi ezberden verirler. Evet. Bu hep vardı zaten değil mi hocam? Böyle orduyla dinin arasına hep böyle bir uçurum koyuyor. Ya öyle gibi gösterirlerdi. Böyle bir oyun yani. Orduyu evet, yani kendilerince küçük vardı, düşürecekler böyle kendi kafalarınca. Atatürk'e karşı da öyle oyun oynadılar. Ben ağızlarını ta çenelerine kadar yırttım. Evet. Atatürk'ün muazzam dindar olduğunu, evet, bir hakkın dindar olduğunu, hatta bizim bildiğimiz dindar birçok kişiden de daha dindar olduğunu ispat ettim. Bu kitabınızda evet dün okuduğum bir bölüm evet, var. Değil mi? Asker bak samimi dindar Atatürk. Bu kitabı özellikle tavsiye ederim. Samimi bilgiler. Bunu şeyden de internetten indirebilir. harunyahya.org. Zaten Atatürk'ümüzle ilgili özel bölümler var. Evet. Oralara da girebilirler.